hedeflerimizi önce şunu belirterek başlayalım. Bu %30, yani 2025 yılında %35 kaybınız olacak. %30 kaybınız olacak meselesi de net bir özet sürekli paylaşılmıyor. Muhtemelen işte haberler okutmak için yapılıyor da bu mevcut emeklileri ilgilendirmiyor değerli izleyenler. Bunu bakın ben tekrar söylemiş olayım. Emekliliği ilgilendiriyor ama dolaylı olarak ilgilendiriyor. Nasıl? Orada bir yorumumu yapıp sonra Emin Bey'e bırakacağım. Yani diyelim ki 2024 yılında bir yüklenme oldu. Beklenenden çok daha fazla bir emeklilik dilekçesi verildi. Bu ne kadar olur bilemiyorum ama emekli maaşlarına yapılacak artışları bir oranda etkiler ama mevcutta bu potansiyel emekli olacakları etkiliyor. Şimdi 2025 yılında emekli olanlar %35 kayıp mı yaşayacak diye haberler çıktı. Kayıp yaşayacak, 2024 yılında emekli olun denildi. Sonra Habertürk bir haber yaptı. Bakanlık çalışma başlattı. Bu kayıp problemi oluşmayacak. 2025'te de emekli olsa, sonra da emekli olsa bu giderilecek diye. Ne diyorsunuz? Burada ne yapmaları gerekiyor? Şimdi konu biraz detaylı ve teknik öncelikle. Bununla ilgili geçen sene Mart ayında EYT yasası çıktığı zaman o dönemde 1994 öncesinde giriş olanlar herkes zaten emekli olmuştu. Geçen sene emekli yasası, EYT yasası çıktığı zaman emeklilikle ilgili çok basit kural 8.99'dan EYT'de hep defalarca konuştuk. Öncesinde işe girdiyseniz diğer şartlar vardı. Kadın 20 yıl, erkek 25 yıl. Keza yine prim günü 5.000-5.975. Şimdi zaten o dönemde geçen sene 94 ile 98 arasında girişli olanlarla ilgili toplamda 2 milyon 200 bin kişi emekli oldu. Devamında bu sayı 4 milyon 800 bin kişiydi. Bu sayı ile ilgili peyderpe işte prim günü 5.970 75 değilse eksik kaldıysa onlar tamamlanacaktı. Ha, çok basit bir hesaplama söyleyeceğim. Şimdi erkeklerde 99'dan sonra 25 yıl geçmesi lazım ya kural olarak. Dolayısıyla 99'dan sonraya 25 yıl eklediğiniz zaman 2024 oluyor. Şu anda da 2024'te olduğumuz için zaten insanlar şartlarını tamamlayınca hemen emeklilik tahsis taleplerini veriyorlar. Beklemiyorlar onlar. Bu sebepten dolayı burada bu kadar fazla böyle yaygara, kasırga koparılacağını ben zannetmiyorum. Çünkü yani o kadar fazla kişi zaten yoktur. Evveliyatı zaten emekli oldu EYT Biraz bu üzerinden. gündemde yer tutmak için sanırım çok fazla Ha, paylaşılıyor. burada Bir haftadır sürekli yazılıyor çünkü. hükümet kanadının şundan dolayı da olmuş olabilir. Yani 8.99'dan önce girişlerin tamamını emeklileri yapalım. Bütçeyle ilgili her şey ortaya çıksın. Önümüzü görelim. Önümüzdeki orta vadeli program üzerinden emekliye ne kadar kaynak veya ney bunlarla ilgili biraz daha rahat hareket Sürpriz edilmesi. istemiyorlar. Sürpriz istemiyorlar. Bütçe Aynen öyle. dengesinden kaynaklı. Ha şimdi sistem zaten sizi şu anda önümüzdeki 7 sene 8 sene sistem emekli vermeyecek. Neden? Toplu halde EYT ile herkes emekli olmuş oldu. Arkada sadece ya evveliyatında ne konuşuluyordu? Senelik 60 bin miydi? 600 bin kişi miydi normal standartlarda? Peyderpey o dağılacak. Peyderpe emekli veriliyordu. Dolayısıyla bu kişiler öne çekilince, emekli olunca sistem 7-8 sene emekli vermeyince her geçen yıl biraz daha sistem kendi kendini işin doğasından dolayı toparlayımış olacak. Şimdi o Bütçe zaman bahane edilmemesi lazım bu yüzden. şimdi o zaman şu anda 2024 yılı içerisinde emekli olmayı düşünen ama olmayan geçen mesela bir izleyicimiz yazdı. O kişiler için bence bunlar kritik. Dedi ki ya ben de gördüm bu haberleri. 2024 yılında emekli olmayı düşünmüyordum. Sonra emekli olacaktım. Ama 2024'de çektim. Sonra işte bir çalışma yapıldığı açıklandı. Mağduriyet oluşmayacağı adı altında. Ben de erteledim. Mesela şimdi bu vatandaş için bu durum çok kritik.
Şimdi bu riske değer mi? Bunu bilemiyorum. Tabii kendi içerisinde herkesin kendine bir göre bir planlaması var. Bu çalışmadan kasıtları yani işin sonunda şuraya çıkıyor. Yani bu güvenilip bu %30 %35'ten feragat edilir mi? Sizin buradaki tavsiyeniz nedir? Mesela meclisin açılmasını mı beklersiniz? Ya da haberlerin olgunlaşmasını mı beklersiniz? Günün sonunda yine aynı noktaya geliyoruz. Böyle bir imkanı olan 2025'i beklemeli mi? Ya da şimdiden bunu riske atmayıp şimdiden emekli olmalı mı? Şimdi bence şartları tamamlıyorlarsa hemen yani beklenmeden yapılması biraz daha sağlıklı gözüküyor. Ama bununla ilgili meclis açılır, bununla ilgili bir çalışma meclise gider, o zaman masaya yatırılır, onun üzerinden hangisi değerlidir ona bakılır. Ama bence böyle bir çalışmada şu an için zannetmiyorum. Sadece işte Habertürk'te Ahmet Kıvanç'ın böyle bir yazısı vardı. Tek Yani kaynak orası şu an. evet bir tek Ahmet Kıvanç belirtti. Hadi diğer türlü bir duyum veya gün aşırı sürekli kontroller yapıyoruz. Herhangi bir bürokratın açıkladığı bir şey var mı diye. Ben denk gelemedim işin açıkçası. Ha, burada da bakıldığı zaman yıl sonuna kadar zaten vakit var. Bunlar kimler? SSK Bağkur üzerinden prim ödeyenler 30.2024'e kadar. Kamu işçileri onlar 15 ile 14 arasında alıyorlar. Yani onlar 14 Ocak 2025'e kadar süreleri var. Kamuda çalışan memurlar bunlar tamamen bunun dışarısında. Çünkü onlarla ilgili de iki ayrı grup var. Bir Zaten grubun tanesi, buyurun. en sıkıntılı olan grup kamuda memur olan şu anda. Yani iki tarafta da problem. Memurluğu bıraksa emekli maaşı düşecek. Emekli olmayıp 2025'e bıraksa %30-35 kaybı olacak. Evet, bir çalışma yapılacak deniliyor ama ya ben de çok zannetmiyorum böyle bir şeyi iktidarın yapacağını. Niye bunu yapsın ki? Zaten enflasyonu düşürme derdinde, bir yerlerden kırpma derdinde. Niye böyle bir çalışma içerisine girsin ki? Yani riskli bir bakıma. Yani memur, Doğru. çalışan memur, potansiyel emekli olan, olmayı düşünen kişiler için zorlu bir süreç şu an bu. Evet, memurlarımızda da iki gruba ayrılıyor. Şu anki bu %30-35'lik gruptan yani orandan faydalanacak olan 1 Ekim 2008'den sonra yani 5510 sayılı yasayla göreve gelenler onların maaş hesaplaması aynı SSK Bağkur'daki gibi. Ama 2008'den önce kamuda devlet memurluğu ataması yapmış göreve başlayanlarla ilgili de onların hesabı buradaki 35 ile alakası yoktur. Onlar da gösterge aylığı, Daha tavan farklı bir hesap mı? aylığı, ek gösterge aylığı, özel hizmet aylığı, keza yine buradaki gösterge rakamlarını memur maaş katsayısının memur taban aylıklarının çarpımlarıyla çok farklı bir hesaplama tekniği var onlarda. O yüzden o kısmı bağlamıyor. Bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Şimdi bu 30-35'lik kıstas nereden geliyor? Bunun hikayesi nedir? Bunun hikayesine bakıldığı zaman emekli maaş hesaplamaları hep diyoruz ya 2000 öncesinde farklı kanun, 506 sayılı kanun vardı. 2000-2008 arasında 4.442 sayılı yasa, 2008 sonrasında da 5.510 sayılı sosyal sigorta, genel sağlık sigortası devreye girdi. Bunların ortak noktası aylık bağlanma oranı. Aylık bağlanma oranı özellikle 2000 öncesinde yüksek, sonrasında düşen bir endekste, devamında 2000 öncesinde gösterge sistemi üzerinden maaş hesaplamaları vardı. 2000-2008 arasında TÜFE verisi, keza yine ortalama yıllık kazançlarından tut da aylık bağlanma oranı, buraya eklenti olaraktan Türkiye'nin gelişme hızı %100'lük kısmı. 2008 sonrasında da %100'lük kısmını %30'a düşürdüler. Dolayısıyla 2008 sonrası hep sıkıntılı olan kıstas diye söyleyebiliriz. Şimdi emekli maaşı alanlarında kendi içerisinde farklı farklı gruplar var. Bu farklı gruplara da bakıldığı zaman hep SSK Bağkur emekli sandığı diyoruz ama Murat Özdemar hocanın bir makalesini okudum. Onu sizinle birlikte paylaşacağım. Burada emeklilikle ilgili hangi dönemde neye göre nasıl artış yapılmış onu bahsetmek istiyorum. 1982 öncesinde aylık bağlananlar farklı bir hesaplama. 81 1 82 ile 1 1 88 arasında
aylık alanlar o dönemde 3.395 sayılı borçlanma primi ödeyerekten kamuoyunda süper emeklilik diye nitelendiren grup var. 1988 ile 1999'un sonuna kadar aylık bağlananlar farklı. 2000 ile 30 Eylül 2008 arasında aylık bağlananlar farklı. 1 Ekim 2008 sonrasında aylık bağlananların farklı hesaplama teknikleri var. Hatta bununla ilgili şu ana kadar saydığım 7 grup var. 2013 yılında da 2000 yılı öncesinde aylık bağlananlara intibak zammı olmak üzere toplamda 7 grup diye nitelendiriliyor. Devamında da 88 ile 92 yılları arasında da kademeli olarak 5 tane ayrı üst gösterge aylık bağlama grupları eklenmiş. Bakıldığı zaman bu gruplar içerisinde toplamda 12 tane ayrı grup var. Tek bir yere koyup değerlendiremiyoruz gibi bir sonuç çıkıyor. Anladım. Peki burada